Şanlıurfa topraklarında, Harran Ovası'nda, Huzurlu Köyü'nde İbrahim Yıldırım'la birlikteyiz. Kendisi bir Landini 7240 kullanıcısı. Bu yakışıklı, çekici traktörü kendisi de öyle düşündüğü için aldı ama tek sebebi bu değil elbette. Hem satın alma sebebini, hangi işlerde kullanacağını ve genel görüşlerini öğreneceğiz. Biraz işlerini tanıyarak başlayalım. İbrahim, seni biraz tanıyalım. Türkiye'deki diğer çiftçiler tanısın. İbrahim ne yapar? Çiftçilik yapıyoruz. Harran Ovası'nda pamuk ekiyoruz, buğday üretiyoruz, mısır. Bu bereketli topraklarda çeşit çeşit ürünleri yetiştiriyorsun. Evet. Ne kadarlık bir alanda yapıyorsun çiftçiliği? Ortalama 3000 dönüm. 3000 dönüm. Tabi bu çok ciddi bir, hani Türkiye ortalamasına bakıldığında çok ciddi bir alan. Buna yetişmek için de güçlü makinelere ihtiyaç var. Tabii. Ki Landini'nin gayet güçlü 240 beygirlik bir modelini aldın. Sanırım yeni bir traktör. Hem dış görünüşünden anladığımız kadarıyla ne kadar süredir sende? Hiç kullandın mı veya kaç saat kullandın? Yani ortalama 10 saatte şu an makinem. Hı-hı. Daha yeni. Az bir kullanma kısmeti oldu. Hı-hı. Artık önümüzdeki sezon bol bol kullanacaksın hazır, herhalde. Evet. 3000 dekar için traktörü tahmini ne kadar kullanırsın? Yani bu traktörün yapacağı işleri düşünürsen yıllık kaç saat kullanırsın? Yıllık 600 saat, 700 saati geçer. Güzel. Oradan bir oran orantı yapabiliriz. Evet. Peki hangi işler için aldın? Arkasında bir pulluk görüyoruz. Pulluk var. Denedin mi pullukla? Denedim. Hı-hı. Gayet güçlü ve performansı altılı güzel. Dönerli bir pulluk. Kaç inç? 18 inç. 18 inç altılı dönerli bir pullukla gayet iyi bir performans aldın mı? Aldım. Süper. O zaman önümüzdeki sezon için hazır. Hazır. Her şey hazır. Peki şuradan biraz yola çıkalım. Denemen senin için çok küçük bir fikir vermiştir. Satın almaya yetmez bu. Satın almaya seni iten şey neydi? Süreç nasıl başladı? Yani Mustafa Yıldırım dayımda da aynı makinayı gördüm. Ve gittim ön pitolusunu aldım. Görünce aşık mı oldun makineye? Sağlamlığı, şasesi, yakıt tasarrufu benim için çok önemli. Yani ilk bakışta bunlar mı dikkatini çekiyor? Evet. Sağlamlığı, şasesi ona tabii, bakıyorsun. Tabii. Çünkü zor işlerde kullanıyorsun bunu belli ki. Peki sordun mu, soruşturdun mu böyle... sadece görüntüsü, teknik özellikleri yeterli oldu mu sana? Soruşturdum. Urfa'daki bayiyi de değerlendirirsen, Landini markasını değerlendirirsen ne çıktı bu soruşturmanın sonucunda? Nasıl bir fikre sahip oldun? Yani kime sorduysam gözün kapalı al dedi. Landini kullanıcıları. Süper. Nerelerde sordun? Sadece Urfa'da mı? Urfa, Kızıltepe olsun, Mardin. Soruşturduk. Adana'ya kadar sorduk. Peki bu sorduğun çiftçiler de senin gibi büyük ölçeklerde mi iş yapıyordu veya benzer ekipmanlar mı kullanıyordu? Burada hiç yakıt tüketimini sordu mu senin için? Önemli diye düşünüyorum. Tabii. Böyle veriler aldın mı? Aldım. Ne diyorlar? Diğer makinelere kıyasen yakıtta çok tasarruflu olduğunu söylediler bana. Bu senin için önemli bir tabii. kriterdi. Sağlamlık önemli sağlamlık, diyorsun. Rahatlık, şoför olsun, kullanımı olsun. Hep sen mi kullanıyorsun? Kendimiz yoksa bir şoförün var mı? Hayır, sen kullan. Kendimiz kullanıyoruz. Kendi işimizi kendimiz yapıyoruz. 3000 dekarın hepsine yetişebilmek için de uzun saatler üstünde duracaksın. Evet. İçerisine bindiğinde sana nasıl bir konfor hissettiriyor? Nasıl bir konfor sağlıyor? Rahat bir makine, kullanışlı, basit. O kadar teferruat yok. Düğme vesaire yok. Sivit şanzıman dediğimiz bir shift. Sağlamlığı, yakıt tasarrufunu ve konforu sağladı. Başka ne ararsın traktörde? Aradığım her şey makinede var. Süper. Peki makine var. Devamında sana hizmet veren bir bayi, servis, yedek parça tabii. buralarını hiç düşünmedin mi? Veya tabii. düşündüysen, soruşturduysan karşına ne cevaplar çıktı? Yani bayi olarak zaten alma sebebim bayinin bana ikna etmesi. Ve makinayı gerçekten yani beklediğim, korktuğum bir makine değil. Eski çiftçiler bir traktör almadan önce bir tüyo olarak bunu bana demişlerdi. Önce servise gider bakarım, servisleri dolaşırım. Traktör arızaya geliyor mu? Ona göre servisten satın almaya karar veririm demişti. Ben, sen bunun servisini soruşturdun mu? Ben de gittim. Bayiden habersiz birkaç sefer gittim. Sonuçlar ne gösteriyor? Yani bu makinelerde gerçekten süper. Harika. İbrahim, Landini 7 serisi senin için ne anlam ifade ediyor? Tek kelimeyle, tek cümleyle özetlersen. Rahat bir makine. Konforlu. Ön süspansiyon olsun. Koltuk rahatlığı olsun. Işıklandırması olsun, şasesi olsun. Gerçekten makine 10 numara. İbrahim, görüşlerin ve paylaştıkların için sana teşekkür ediyoruz.
işlerinde de bu pehlivana da yeni sezonda da başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim.